Merhaba değerli dostlarım, ben Zafer Ceylan. Borsada Nasıl Para Kazanır kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız, bana destek bulursanız sevinirim değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bugünkü grafiğimiz TSK Bank, yani Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası. Arkadaşlar bunu istek üzerine çekiyorum. Yani burada amaç destek ve dirençleri takip etmek veya trend takip etmek. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İstek üzerine de çekiyorum. Evet, grafiğimize gelecek olursak arkadaşlar, şu Fibonacci değerlerimize bakacak olursak 1.71 seviyesi altı iyi olmaz arkadaşlar. Özellikle 1.97 seviyesini takip edelim arkadaşlar. Yukarı atabilecek olursa bizim için yukarıdaki direnç, o zaman 2.38 seviyesini önemserim arkadaşlar. Yani 3 tane seviye var arkadaşlar. Hareketin başlaması için özellikle 2'nin üzerine atması lazım. 1.71 benim için riskli bölge, yani stop bölgesidir. Yukarıda da güçlü direncimiz 2.38. Bunu özellikle belirteyim arkadaşlar. Dediğim gibi 2'nin üzerine atması gerekir Fibonacci dirençlerimize göre. RSI'miz bize ne diyor arkadaşlar? Şu anda herhangi bir bozulma yok trendde. Yatayla devam ediyor ama trendde de herhangi bir bozulma yok. Bayağıdır bir yatayla gidip geliyor arkadaşlar. Yani daha da baskının kalkabilmesi için 2.10 seviyeler üstüne atması lazım. Onun dışında ne diyebilirim arkadaşlar? Şöyle bir bakalım, düşeni nasıl kırabilir mi? Evet arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman hissede bayağı bir sıkışma var. Bakayım burada kırabilecek mi arkadaşlar? Şöyle bir 2-3 gün takip edin, ortalama neye geliyor? 11 Şubat. Evet. O 10 ve 11 Şubat'a dikkat edin arkadaşlar. Burada kırılıp yukarı atarsa sıkıntı yok. Ama atmazsa, aşağı doğru gelirse kötü arkadaşlar. 1.71 seviyesine dikkat edin. Bu düşen trend kırılması lazım arkadaşlar. O da ortalama 1.89 civarına geliyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman şu ortalamamız çok önemli arkadaşlar. Bize burada ortalamalarımızda ne diyor arkadaşlar? Bollinger bandımız, yani Bollinger bandımız ve 20 günlük ortalama, yani Bollinger bandı ve 5 günlük ortalama, 60 günlük ortalamaları kullanıyorum. Ortalamalar biliyorsunuz bize yön tayin eder. Mesela şurada bakın, Bollinger bandı üstünde 5 günlük üstünde nasıl sert hareket etmiş. Yani biz 5 günlük 20 günlük kesicilik ve yukarı attığında 5 günlük üstlerinde Bollinger bandından şu şekilde hareket edecekse yön yukarı. Yani şu anda 20 günlük altında olduğu için trend aşağı. Ama eğer sayımızda bir herhangi bir bozulma yok, yatayda devam ediyor. Dediğim gibi özellikle 10 Şubat ve ya biz zaten yarın 10 Şubat değil mi? Evet, 2 gün daha, 11'ine kadar bakalım arkadaşlar. 11 daha sanki sağlıklı. 11'de hangi gün? Yarın çarşamba, perşembe. Perşembe gününe kadar dikkat edelim arkadaşlar. Eğer bura kırılacak olursa yukarı atar. 1.88 seviyesinin üzerinde yukarı iki hareketlerini takip edebilirsiniz. Fibonacci değerlerimizi de biraz önce çekmiştim arkadaşlar. O şekilde devam edebilirsiniz. Dediğim gibi 1.71'in altında da hiç iyi olmaz arkadaşlar. Buranın kırılmasına bakacaksınız. O dediğim gibi 1.89 civarlarına geliyor. Zaten 1.89 üzerine attığı zaman trend yukarı döner arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu grafimiz de bu şekildedir. Umarım bir faydası olur. Bol kazançlar, hayırlı akşamlar.